Vişne Bahçesi büyük yazarımız, Rusya Devrimi'nin öncesinin en büyük yazarlarından Anton Pavlovich Çehov'un oyunu. Ölmeden önce yazdığı son oyunu ve bize bıraktığı en büyük mirası. Devrimin öngörüsü, büyük Rus devriminin öngörüsü olarak kabul edilen bir oyun. Biz de o mirası canlandırmaya çalışıyoruz. Çehov tüm bu gerçek dünyaya uyum sağlayamamış aptalların komedisini yazdım diye bağıran bir yazarımız. Hatta bütün oyunların komedi olduğunu da savunur. Tabii ki tüm gerçekliğiyle o dönem Rusyası'nın oyun 1903'e tarihinde yazılmış bir oyun. 1904'te de zaten Çehov hayata veda ediyor. Hatta oyunun ilk premier gecesi kendisi çok hasta. Yani son finali çok zor seyrediyor. Ve tabii ilk sergilenişinde Gayev rolünü Stanislavski, Petya rolünü de Meyerhold oynuyor. Ve Çehov artık ölüme doğru gittiği zamanlarında sergileniyor oyun. Tabii ki tamamıyla o dönemin kostümleri, o Vişne Bahçesi'ni tamamıyla göreceksiniz. Oyunumuzun aslında bir değil birçok mesajı var. Yani bu tabii ki klasik bir oyunun geleneğinde olan bir şey. Yani neden Shakespeare'ler eskimiyor, neden Çehov'lar eskimiyor? Bu oyunlar 100 yıl, 200 yıl önce yazılmış oyunlar olmalarına rağmen mesajlarının tüm evrenselliği ve değişimlere açık olması ve yorumlara açık olması da çok güzel tabii ki. 117 yıl öncesi Rusya'da bir devrim öncesi bir değişim. Yani Çarlık Rusyası yıkılıyor, yani aristokrasi yıkılıyor ve burjuvazinin yükselişini görürken aslında tüm dünyada ders çıkarmamız gereken çok fazla şey görüyoruz. Değişimlerin bir halkı nasıl etkilediğini, o değişime ayak uydurabilenlerin hayata devam edip uyduramayanların başka bir hayat biçimiyle yoğunlaşmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Zaten Çehov öyledir. Bütün oyunlarında bir labirenti koyar, o labirente insanları yerleştirir. O labirentten çıkabilenler hayatlarına devam eder. Ve şimdiki Rus kuramcılar tarafından da absürtün atası olarak değerlendirdiği bu uyumsuzluk sorununu çok güzel işler. Bugünün absürtünü anlamamızı sağlar. Tabii ki bu evrensellikten çıkarmamız çok çok ders olacak. Çok mühim değil çünkü Çehov her bir karakterini yazarken incecik işliye işliye yazmış. Yani hani rollerin her birinin oyuna hizmeti bambaşka. Hepsi başka bir dünyayı ve başka bir ders çıkarımı gösteriyor bize. Oyunumuzun ana karakterleri Lopakin, Petya, Gayev, Epiadov, Yasha, Fierce, altı erkek karakterimiz Andreevna, Anya, Varya, Dunyasha, dört de ana kadın karakterimiz var. Pişçik, yedi erkek ve yardımcı oyuncularımız da var. Konuklarımızı canlandıran, işte halkı canlandıran yardımcı oyuncularımız da var. Yaklaşık oyunumuzun kadrosu 20 kişilik bir kadromuz var. Hayat trajikomiktir. Sabah gülerek başladığınız bir günün sonunda ağlayabilirsiniz ya da sabah ağlayarak başladığınız bir günün sonunda gülebilirsiniz. Hayatın her anı birbirinden farklıdır. Vişne Bahçesi'nde bunu çok göreceğiz. Dans da göreceğiz, müzik de göreceğiz, hüzün de göreceğiz, gülümseyeceğiz de. Hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkacak Vişne Bahçesi.
bizim artık Türkiye'nin dört bir yanında da çok güzel sahnelerimiz var. Tabii bizim Ankara olarak en büyük avantajımız oyunumuzun Çağyolu Cüneyt Gökçer sahnesinin oyunu olması. O da bize bu vişne bahçemizi ve o gerçekliği yaratmakta büyük bir avantaj oldu tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.